Kendi adıma konuşmak gerekiyorsa önce oradan başlayayım. Gerçekten çok talihsiz bir sakatlık yaşadım. Çok uzun sürdü. Ama tabii futbolda böyle şeyler var. Önemli olan geri dönüşün çok iyi olması. Çok şükür, Allah'a şükür iyi çalıştım. Çok fedakarlıklar yaptım. Çok acı çektim bu dönemde. Çok şükür çok sağlam bir şekilde geri döndüm. Evet, sezon başı aslında hazır bir durumdaydım ama maalesef bizim eski hocamız değerlendirmedi beni fazla. Sonradan bazı maçlara sonradan girdim ama yani düşünmedi diyelim beni hoca. Aslında iyi de başladık lige. Sonra bir düş tabii ki gösterdi takım. Bu da tabii bence normal çünkü yeni toplanan ekip, yeni lige çıkan bir ekip. Böyle düşüşlerin olması gayet normal ama bizimki biraz uzun sürdü ve hoca değişikliği oldu. Mehmet Hoca'nın gelişiyle birlikte hem takım olarak hem bireysel olarak da çok iyi performans göstermeye başladık. Özellikle kendi adıma konuşmak istiyorum. Onun gelişiyle oynamaya başladım. Gayet iyi durumdayım ve hocanın bana katkısı çok. Ona teşekkür ederim. Ben de elimden geldiği sürece destek olmaya çalışıyorum. Saha içinde hem duruşum hem karakterimle yardımcı olmaya çalışıyorum ve olduğumu da düşünüyorum aslında. Onun geldiği periyotta çok iyi maçlar çıkardık. Aslında çok zor bir fikstüre denk geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Alanya, Sivasspor, bu ligin şu an en iyi takımlarından sayarsak onları sayıyoruz şu an. O periyottan iyi çıktığımızı düşünüyorum. 22 puan bence yeni çıkan bir takıma göre iyi bir puan. Tabii ama her zaman ikinci aralar çok zor geçer. Bunun da biz farkındayız. Zaten tecrübeli oyunculardan kurulu takımız. Bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ben her zaman röportajımda da bunu söylüyorum. Lige yeni çıkmış takımın ilk önceliği ligde kalmak. Bizim asıl amacımız ligde kalmak ama tabii her maçı kazanmak için çıkıyoruz ama amacımız bu sene ligde kalmak. Ligde kaldıktan sonra seneye bu takımın daha güzel günler göreceğini düşünüyorum, daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Her şey yolunda, her şey güzel gidiyor. Kampımız da güzel geçiyor, iyi başladık. Tabii eksiklerimiz çok var. Gelecek oyuncular illa vardır, onu biz bilemeyiz. Biz kendi işimizi yapıyoruz, daha iyi olmaya çalışıyoruz. Kendi performansımızı yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Onun için de çalışmalar yapıyoruz. Her şey şu an yolunda, iyi gidiyor. Aslında VAR'ın gelmesi bence adalet bakımından çok iyi. Ama adaletli kullanırsan çok iyi. Bazen öyle pozisyonlar oluyor ki ya biz bile inanamıyoruz. Yani izleyip görüyorlar, televizyondan da izliyorlar. Nasıl bunun farkında olmuyorlar? VAR'a git bakın nasıl farkında olmuyor. Bazen inan biz de şaşırıyoruz. Biz savunma oyuncusu olarak tabii artık her müdahalemize dikkat etmeye çalışıyoruz. Tabii o an maç esnasında onu düşünmüyoruz aslında ama bilinçaltına yerleştiği için dikkat etmeye çalışıyoruz. Bence gelmesi çok olumlu. Dediğim gibi adaletli kullanırsan onu olumlu. Doğru, ben 99'da kapısından içeri girmiştim. 2015-16 galiba oradan ayrıldım. Orası benim yuvam, evim. Çok güzel günlerim oldu. Çok talihsiz günlerimiz de oldu orada maalesef. Ama şu anki bence durumu gayet iyi durumda bence. Hele yani mesela bakıyoruz Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın çok istenen performans olmadığı bu dönemde Trabzonspor'un avantajlı olduğunu düşünüyorum. Hoca değişimi de bence iyi olacağını düşünüyorum ben. Buradan Hüseyin hocama da hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Kendisini hem kişisel olarak çok seviyorum, çok da karakterli. Bence çok da iyi hoca olma adayı. İnşallah Allah onların da gönlüne göre verir. Bence çok iyi takıma sahipler. Tabii eksikler olacak her takımda olduğu gibi. Ama bence çok avantajlı Trabzonspor. Bu sene onlar için büyük bir fırsat. Ben gerçekten canı gönülden çok istiyorum şampiyon olmasını. İnşallah olurlar. Biz de o şampiyonlukta belki sevincine katılırız. Eşlik ederiz onlara. Tabii sahaya çıktığımız zaman, rakip olduğumuz zaman bizim için duygusallık yer yok. En son maçta görüldüğü gibi. Orada Trabzonspor'u yenmek kolay bir şey değil. Ve o maçı çok iyi oynayarak yendik. O gün tabii kendileri de günlerinde değildi bence. Bazı eksikler, aksaklar olduğunu düşünüyorum. Ama bence şampiyonun en büyük adayı bu sene Trabzonspor. Onları çok güzel günler bekliyor. Bu değişim de bence olumlu bir şekilde yansıyacak takıma.
Hüseyin Hoca'nın da bu taşın altından kalkacağını çok iyi biliyorum. Ya aslında ben röportajda da söyledim bunu. Çekinerek gittik yani. Sonuçta Trabzonspor çok iyi. Hele hücum hattı olarak bence Türkiye'nin şu an en iyi hücum hattı olarak onlarda olduğunu düşünüyorum. Her an bir oyuncu çıkar, skoru değiştirebilecek yetenekte. Biri 1-0 yedikten sonra gerçekten benim aklımdan geçen inşallah bugün buradan çok büyük hüsranla ayrılmayız diye geçiyordu. Ama o oyunun geneli, zaman geçtikçe oyunun bize döndüğünü düşündüm orada. Daha çok güvenle oynamaya başladık. Devre arasında hocamız da bize çok fazla bir şey demedi aslında. Çok rahat oynuyoruz, biraz daha özgüvenle oynayın dedi. Biz de ikinci yarı farkında olduk, öyle çıktık maça. Çok rahat oynuyorduk ya, biz de farkındaydık sayesinde. Yani bugün kazanabileceğimizden çok emindik. Hele bir gol atınca her şey değişeceğine farkındaydık. Ve o golü attık, her şey değişti orada. O gün kazandık. Tabii bizim için kazanmak çok güzel bir şey. Çünkü biz Anadolu takımıyız, çok mütevazi takımız. Gerçekten yani çok memnunuz takımımızda. Hem şehir olarak hem kulüp olarak çok güzel bir kulüp. Önü açık bir kulüp bence. Bazen biz de duyuyoruz, borcu çok fazla yok. Bu ligde kaldığın sürece her şey sıfırlanacağı, maddi anlamda çok katkı sağlanacağı bir lig burası. Bu sene ligde kalınca daha güzel hem şartlar hem imkanlar oluşacak elimizde. Seneye daha güzel bir kadro oluşumu olacağını düşünüyorum. Denizli çok güzel şeyler bekliyor. Bu konuda fazla da aslında bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah Trabzonspor'un şampiyon olur. Bu sene yani gerçekten çok istiyorum. O zaman bu sene senin gönlünden geçen Trabzon şampiyon olsun. Benim her sene, kesinlikle benim her sene gönlümden geçen şey Trabzonspor her sene şampiyon olsun. Oynadığım kulüpte çok büyük bir başarılar sağlasın. Benim gönlümden geçen her zaman odur. İnşallah öyle olur. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Siz de sağ olun.